أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Amin. Günahlarımızın affına vesile eylesin. Amin. İmanımızın artmasına vesile eylesin. Günahlarımızın silinmesine, yok olmasına vesile eylesin. Amel defterlerimizin tertemiz olmasına vesile eylesin. Yüce Rabbim, depremde hayatını kaybetmiş olan kardeşlerimize yüksek makamlar, şehitlik makamı ihsan eylesin. Yaralılara acil şifalar ikram eylesin. Evsiz kalanlara imdad eylesin. İmdad edenlere de imdad eylesin. Böylesine büyük felaketleri Rabbim bize bir daha göstermesin. Bu büyük felaketleri celbeden masiyetlerden, günahlardan samimi bir şekilde tevbe etmeye de bizleri muvaffak eylesin. Bu depremi nasıl okumamız gerekiyorsa, nasıl anlamamız gerekiyorsa o şekilde okuyabilmeye, o şekilde anlayabilmeye de bizleri muvaffak eylesin. Kıymetli dostlar, hafızımızın okumuş olduğu ayeti kerimeleri bir müzakere edelim. Bakalım hafızımız aklına geldiği yerden okudu. Bu ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizlere ne buyurdu? Önemli olan Kur'an-ı Kerim'den insan istifade ediyorsa, Kur'an-ı Kerim ayetlerini dinledikçe imanı artıyorsa mükemmel bir şeydir bu. Bizim için bulunmaz büyük bir nimettir. Ayeti kerimeler okundu, hoşumuza gitti. Manasını dinleyeceğiz, daha da çok hoşumuza gidecek. Çünkü en azından ne yapmamız gerektiğini, Rabbimizin bizden ne istediğini daha net bir şekilde görmüş olacağız. Kıymetli dostlar, biraz önce Furkan Hoca Efendi ifade ettiği gibi biz de gidelim hem hizmetleri yerinde görelim hem de bu afet ve musibetin boyutlarını da biz de görmüş olalım dedik. Samimi olarak şunu söylemek isterim, siz dostlarımla paylaşmak isterim. Böyle televizyonlarda seyredildiği veya sosyal medyada takip edildiği gibi değildir. Gidip görmenizi tavsiye ederim. Çünkü Allah Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'ın kavmini tufanda boğdu. Bize anlatıyor onu ibret alalım diye. Salih Aleyhisselam'ın kavmini helak etti. Bize anlatıyor ibret alalım diye. Efendim Şuayb Aleyhisselam'ın kavmini helak etti. Bize anlatıyor onu ibret alalım diye. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine gitmeye gerek yok. Ad ve Semud kavmine de gitmeye gerek yok. Büyük bir felaket var ortada. Büyük bir musibet var ortada. Asrın felaketi var burada. Yani ders almak için Nuh Aleyhisselam'a kadar gitmeye gerek kalmadı şimdi. Evet, ondan da ders alınacak da. Yani gerçekten büyük bir felaket. Düşünebiliyor musunuz? Bir şehir başından sonuna kadar yok. Bunun adına ne diyeceksiniz? Fay mı diyeceksiniz? Fay hattı mı diyeceksiniz? Bir kelimeyle bu işi geçiştirecek misiniz? Geçiştirebilir misiniz yani? Fay hattını kim yaptı? Kim ayar verdi? Kim patlattı? Seviyesini, yükseklik derecesini kim ayarladı? Yani evvela şunu tabii çok rahat bir şekilde söylemek lazım. Yani yapılan bina sakatsa bunun hesabı elbette binayı sakat yapanlar için vardır. O ayrı, ben orasını konuşmuyorum. Ben şurasını söylemek istiyorum. Ortada bir felaket var mı? 13 milyon insanı etkileyen büyük bir felaket var mı? Nuh Aleyhisselam'ın kavmi 13 milyon değildi. Salih Aleyhisselam'ın kavmi 13 milyon değildi. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi 100 bin kişiydi, 100 bin kişi. Yani böyle milyonlara tekabül eden eski ümmetler yok ki. Allah Celle Celaluhu bir musibet gönderdi. Bu musibet 13 milyon insanı salladı, yerinden salladı. Şehre gidiyorsunuz, şehir ölü şehir. Yani kırık han yok, yok öyle bir şey yok yani. Vardı ama yok yani. Nurdağ dediğiniz şehir vardı, vardı, yok o artık yani. Peki ne oldu bu? Onun için gittiğimiz zaman şunu çok net bir şekilde görüyoruz. 06-02-2023 gün, 04-016 saat itibariyle zengin olan, apartmanları olan, imkanları olan yüz binlerce insan 04-17 itibariyle hakile ihsan olmuş. Ya enkazın altında kalmış veya yatakta olduğundan dolayı Don Kişot canını dışarı atabildiyse
Belki çıkarken yanındaki elbiseyi kapmış öyle çıkmıştı dışarıya. O kadar. Paraları kasada duruyor, dolapta duruyor. Altınlar dolapta duruyor. Kadıncağız çamaşırını alıp dışarı çıkabildiyse, hayatını kurtarabildiyse amin nasıdekne. Kurtaran kurtarabildi. Kurtaramayan ne oldu? Enkazın altında kaldı. Hayat bu işte. Hayat bu. Hiç kim derdi, kimin aklından geçerdi ki Kırıkhan yıkılacak? Kim derdi ki Nurdağ yıkılacak? Bir şehir birden yok olacak. Kim derdi Hatay yıkılacak? Bir şehir birden yok olacak. Kim derdi Kahramanmaraş yıkılacak? Bir şehir yarıdan çoğu yıkılmış olacak. Bu dillere destan bir mesele kıymetli dostlar. Fay patladı. Efendim 7.6 idi, 7.8 idi, 5 idi falan işte. Bu kelimelerle işi geçiştirmeye kalkarsak Allah-u Teala'nın verdiği mesajı anlamamış oluruz. Kıymetli dostlar. Bu bakımdan ben imkanı olan kardeşlerimizin yardım etseler bile gidip o alanları gözüyle görmesi gerektiğini, oradan çıkarılması gereken çok önemli dersler olduğunu inanıyorum. Şimdi kıymetli dostlar, bu enkazın altında 6 aylık çocuk da var, 6 yaşında çocuk da var, 16 yaşında da çocuk var. Yani yaş maş hiç önemli değil. Zengin fakir hiç önemli değil. Efendim, bizim eski Bahçeli Evler ilçe müftüsü oranın il müftüsüydü. O da çocuğuyla beraber enkaz altında. O da ruhunu teslim etti. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Yani kimse böyle musibet karşısında kendisine güvenemez. Hocam benim ev çok sağlam diyebilirsiniz. Ama deprem saatinde siz kendi evinizde olacağınızı nereden bilirsiniz? Bir arkadaşınıza misafirle gitmiş olabilir misiniz? Olabilirsiniz. Enkaz altında kalabilir misiniz? Kalabilirsiniz. Trafikte seyrederken yolun alabora olmasından arabanız takla atmış olabilir mi? Orada siz, yani Allah'ın hesabının önüne kimse geçemez. Ben bu olayın sadece bir fay hattının patlaması olarak görülmesini, eksik olduğunu, ilahi mesajı almak gerektiğini, bu ilahi mesajla kendimize çekidüzen vermemiz gerekir. İstiğfar etmemiz gerekir. Orası ile ilgili demiyorum biz. Kendimizle ilgili baktığımız zaman gerçekten azlık mı azmadık mı? Yani dünya sevgisi, ahiret sevgisine bastırdı mı bastırmadı mı? Bastırdı. Şimdi gerçekten buradaki kardeşlerimiz, siz dostlarımız, özel insanlarsınız. Yani dini hassasiyeti olan insanlarsınız. Ama hocam ben ailece dört başı mamurum, bizim evde beynamaz kimse yoktur diyen kaç kişi kaldı ki? Benim arkamda 5 vakit namazı cemaatle kılan, 5 vakit namazın 5'ini de cemaatle kılan samimi cemaatimin kaç tanesinin evinde kendisi eşiyle, çocuklarıyla, torunlarıyla namazını kılıyor? Kaç tanemizin evinde açık saçık hanım kız kalmamıştır? Yani sonuçta bir depodan su kaçağı varsa ne olur? Su kaçağı varsa o depodaki su azalır değil mi? Yerler ıslanır. Aşağısı kirlenir neyse. Su kaçağı binaya doğru ilerlemiş olur. Şimdi bir yerde masiyet varsa, isyan varsa, bu isyan da gittikçe çoğalıyorsa bunun bir takım faturaları olur kıymetli dostlar. Ben şunu üzülerek ifade edeyim. Siz benden daha fazla olaya şahitsiniz. Önceki yıllarda kadınlar toplanırlardı, örtünecek, çarşaf giyecek, başörtüsü takacaklara merasim yaparlardı. Haydi başörtüsünü takalım, dua yapalım, çarşafımızı giyelim, dua yapalım. Şimdi tam tersi açılmak için merasimler yapılıyor, haberiniz olsun. Yani başörtülü hanım kızlar annesine babasına tavır koyuyor. Ben diyor bundan sonra açık gezeceğim diyor. Niye kızım, nereden çıktı, ben böyle mutlu oluyorum diyor. Bunların sayısı öyle azımsanamayacak kadar çoğaldı. Dolayısıyla bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı var. Zenginliğin verdiği bir şımarıklık var mı? Var. Şimdi bu gazeteciler piyasada mikrofonu uzatıyorlar. Değişik sorular soruyorlar. Sorularda bakıyorsun ki kadıncağız diyetisyene gitse ona belki bir ay yemek yeme diyecek. Yani sadece şu kadar yemek yemen lazım. Kilosuna bakıyorsun, haline bakıyorsun. Başının saçının boyasına bakıyorsun. Öyle kolay kolay ufak paralarla yapılacak şey değildir. Açım diyor, açım diyor.
Neyin aşı? Yani hiç aşa benzemiyorsun. Kilona bakıyorsun, bir deri bir kemik kalmamışsın. Yani maşallah kurban bayramında kurban olsa senden 7 kişilik hisseye girer yani. Yani örnek olsun diye söylüyorum. Açız diyor, sokaklara gidiyorsun, arabanızı park edecek yer bulamıyorsun. Lokantalara gidiyorsun, sırada bekliyorsun. Herkes açız diye şikayet ediyor. Yani dünya sevgisi öylesine kalplere girdi ki artık her tarafın bir elimiz barda, bir elimiz yağda olduğu halde açlık iddiasında insanlar bulunuyorlar. Gerçekten bunda ciddi manada şükürsüzlük yok mu? Şimdi siz geldiniz. Geçen de biz bir toplantıya, bir çalışma vardı. O çalışmaya gittik Recep Hoca Efendi ile. Hem komşu bir camiye gittik. Camide Hoca Efendilerle bir toplantımız vardı. İnan ki sokaklarda döndük dolaştık park edecek yer bulamadık. Fakirlikten çatlıyoruz, görüyorsunuz. Gerçekten fakirlikten çatlıyoruz. Şükürsüzlükten perişan oluyoruz, kimse demiyor. Fakirlikten, açlıktan çatlıyor insanlar. Şimdi burasını geçeyim de ben şunu demek istedim aslında siz dostlarıma. Depremi bir fay hattının patlamasından ibaret görürsek, birilerini suçlamaya kalkarsak ilahi mesajı alamayız buradan. İlahi mesajı doğru okumak lazım. Bir dünya sevgisini gerçekten kalpten çıkarmak lazım. Bir sokak olduğu gibi yok. Bir bina, bir bina. Yüzlerce bina bir mahallede yok, artık yok yani. İçindeki insanlar çıktıysa çıkmıştır. Ayakta olanlar da yıkılması gerekiyor. Zaten bunları da yıkacaklar, duramazlar öyle, ayakta duramazlar. Peki bu bugün hani o bölgedeki insanların başına geldi. Yarın bizim başımıza gelmeyeceği nereden belli? Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'ın kavmine verdiğini bize anlatıyor, ders çıkaralım diye. Tarihte diğer ümmetlere verdiğini bize anlatıyor, ders çıkaralım diye. Çok geriye gitmeye gerek yok. İşte hemen yanı başımızda gitsek görebileceğimiz manzarada büyük felaketi gözümüzle okuyabiliyoruz. Manzarayı gözümüzle görebiliyoruz. İlahi tokatın, ilahi şamarın nasıl bize geldiğini, kıymetli dostlar, oradaki kardeşlerimiz bizim kardeşlerimiz. Oradaki bir insanın ölmesi bizim kardeşimizin ölmesi demektir. Hiç fark etmez ki. Tokat onlara vurulmadı sadece. Hepimize vuruldu tokat. Ama bu rahmet tokatıdır diye düşünüyorum. Çünkü ölenler şehittir. Yaralılar günahlarına kefarettir. Birçok insan seferber olmuştur. Onlar da yaptıkları sadakalarla, hizmetleriyle kazanmışlardır. İşin rahmet tarafı böyle. Ama şu ayete ne dersiniz kıymetli dostlar? وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ Başınıza gelen her bela ve musibet sizin ellerinizin kazandıkları günahlar sebebiyledir, yanlışlar sebebiyledir. Allah çoğunu da affeder. Hepsinde cezasını vermez diyor. Bu ayet-i kerime bize net bir şekilde gökten rahmet yağması için yeryüzünden rahmeti celbeden şeyler yukarı çıkmalıdır. Eğer yeryüzünden yukarıya isyanlar çıkarsa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onu belaya dönüştürebilir, dönüştürür. Ki malumunuz kıymetli dostlar, bundan önce de sel felaketleriyle, doğal felaketlerle de ülkemiz, yangın felaketleriyle de karşı karşıya kaldık. Bir kardeşimizin değerlendirmesini söyleyeyim. Bu da güzel bir değerlendirmeydi. Aman Allah'ım dedi. 2 sene önce evlerden çıkmak yasaktı. Şimdi o bölgelerde eve girmek yasak. Nasıl bir imtihan? Evden çıkmak yasaktı. Sokağa çıkamıyordun, camiye gidemiyordun. Şimdi o bölgelerde evlere girmek yasak. Adam gidip evdeki eşyasını alamıyor, bileziklerini alamıyor, parasını alamıyor. Böyle bir şey işte. Evim dersin, çıkamazsın. Evim dersin, giremezsin. Evet, Allah hepimize yardım eylesin. Amin. Gelelim okunan ayet-i kerimelere mana vermeye kıymetli dostlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Kullarım, siz beni zikredin, beni hatırlayın. Beni yok sayamazsınız. Beni yok sayamazsınız. Yaratan benim, yaşatan benim. Güneşi gönderen benim, geceyi yaratan benim, gündüzü yaratan benim, içtiğiniz suyu veren benim. Yerken kullandığınız dişleri veren benim, tad aldığınızda kullandığınız dili veren benim, mideyi hazmeden midenizi veren benim. Kısacası A'dan Z'ye kadar ne varsa hepsini veren benim. Teneffüs ettiğiniz havayı, o havanın içerisindeki oksijeni kim koydu? Alıyorsunuz, ciğerlerde kanınızı temizliyor, gidiyor. Peki o ciğerleri kim? O oksijeni kim? Hepsini ben verdim. Öyleyse beni yok sayamazsınız ki. Yani bak bakayım, baktığın göz de Allah'ın verdiği gözdür. Tuttuğun el de Allah'ın verdiği eldir. Efendim,
Şimdi bir kardeşimiz anlatıyor. Diyor ki, gittik diyor, enkazdan diyor, dostumu çıkarmaya diyor. Dostum diyor ölmüş. Hanımı, o da ölmüş. Bir kızı kurtulmuştu. Ona canlı ulaştık. Ama ona canlı ulaştık da üzerine beton gelince alamıyoruz. Kolu ve bacağını kestikten sonra aldık. Kol benim, bacak benim. Ne oldu ama? Olmuyor işte arkadaşlar. Bacak bizdeyken, kol bizdeyken, el bizdeyken kıymetini bilmek lazım. Göz çalışırken kıymetini bilmek lazım. Mevla buyuruyor ki, fezkuruni, kullarım, beni görmezlikten gelemezsiniz. Beni hatırlamazlıktan gelemezsiniz. Beni unutamazsınız. Nasıl unutabilirsiniz ki? Neyiniz var? Nereye bakın? Dön sağa, dön sola, bak yukarı, bak aşağı. Hep benim yarattığım şeyleri göreceksin. İstifade ettiğin neler varsa hepsini ben yarattım. Dolayısıyla neye muhtaçsan yine onları benden başkası sana veremez ki. Eğer siz beni zikrederseniz karınız ne olacaktır? Ezkürküm, ben de sizi zikredeceğim. Yani bu ne demektir kıymetli dostlar? Benim size verdiğim vazifeleri doğru düzgün yaparsanız siz beni hatırladınız demektir. Allah'ım sen varsın, bana namazı emrettin, tamam. Sen emrettiğin için ben bunu yapacağım. Zekatı emrettin, tamam Allah'ım sen varsın. Benim malımda tasarruf hakkı, sen ne dersen o olur. Zekat dediysen zekattır. Tasadduk dediysen tasadduktur. Ne emredersen odur. Helalinden kazan, tamam ona dikkat ederim. Bir insanın Cenab-ı Hakk'ı zikretmesi, hatırlaması, hayatını sürdürürken harama, helale dikkat etmesiyle olur. Bir insan eline tesbih alsa, sabahtan akşama kadar tesbih etse, günlerce tesbih çekse, ama bir yaptığı bir alışverişte bir faiz varsa, onun günlerce çektiği tesbih, zikir gibi gözükse bile, o bir alışveriş onun zikirle elde ettiğinin hepsini yok eder. Bundan dolayıdır ki insan yaşarken Cenab-ı Hakk'ı hatırlaması evvela ana itibariyle vazifelerini yapmakta ve yasaklardan kaçırmakta olmalıdır. Sabahleyin namazını kalkıp kılmayan bir insan Allah'ı sabaha kadar zikretse ne olacak? Öğle namazını kılmayan insan, ikindi namazını kılmayan akşam, akşam yatsı namazını kılmayan insan Mevla'yı zikretmiş olamaz. Önce insan vazifelerini yerine getirmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ı hatırlamış olur. Eğer siz beni zikrederseniz, beni hatırlarsanız, beni var kabul ederseniz, Allah'ım seninle kaimdir bendeki her nimet derseniz ve bunu halinizle ispat ederseniz, ben de rahmetimle, nimetlerimle sizi hatırlarım Mevla buyuruyor kıymetli dostlar. Bir hadisi şerif de hadisi kutsidir. Cenab-ı Hak mealen söylüyorum. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kulum beni kendi kendisine zikrederse, hatırlarsa ben de onu kendime hatırlarım. Ama kulum beni bir cemaat içerisinde anlatırsa, zikrederse ben daha hayırlı bir cemaat içerisinde onu zikrederim. Kıymetli dostlar, bu ne demektir? Mesela şöyle bir örnek vereyim, canlandırayım olayı. Birisi sana gelse dese ki, bizden birimize gelse dese ki, ya dün işte vali bey vardı, kaymakamlar vardı, belediye başkanları vardı, böyle büyük bir kalabalık gürhün olduğu bir meclis vardı. Vali bey orada senden bahsetti. Yani biz onu asla unutmayız. Dünya makamları itibariyle valinin bir konumu vardır. Kaymakamların bir konumu var. Biz onu asla unutmayız. Valinin okuyanı unutmayız. Ama şu bir gerçektir ki bir insan bir grup içerisinde Allah'ı zikrederse, Allah'tan bahsederse Cenab-ı Hak daha hayırlı bir cemaat içerisinde okuldan bahseder. Falan olup filan var ya, bakın kullarım şunun manzarasına bakın. Efendim bana aşıktır veya ibadetlerine şöyle hassastır diye Cenab-ı Hak gökteki meleklere senin adını zikrederek bahseder. Vallahi de yapar bunu, billahi de yapar. Çünkü kulum beni tek başına zikrederse ben de onu tek başıma zikrederim. Kulum beni bir cemaat içerisinde zikrederse ben daha hayırlı bir cemaat içerisinde onu zikrederim diyor. Ne dersiniz, bu valinin anlatmasından benzer mi? Benzemez. Hani bir hadisi kutsi daha vardır. Allah Celle ve Ala Hazretleri bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir kulunu sevdiği zaman Cebrail Aleyhisselam'a çağırır. Der ki, bak falan oğlu filan var ya, ben onu sevdim. Sen de sev bak. Cebrail Aleyhisselam onu sever. Cebrail Aleyhisselam gökteki bütün melekleri çağırır. Ey melekler, Allah-u Teala falan kulunu sevdi. Bu çoban olabilir, hiç fark etmez. Özelliği önemlidir burada. Falanca kulunu sevdi. Bana da sevmemi emretti. Ben de size sevmenizi emrediyorum der. Gökteki bütün melekler onun ismini bilirler. Ve onu severler.
Ya bu nasıl bir şey arkadaşlar? Bu nasıl bir şey ya? Ne büyük şeref bu. Ne büyük nimet, ne büyük devlet bu ya. Bizim memlekette iki tane Hacı Dursun Efendi vardı. Birisi Çelekli Hacı Dursun Efendi, birisi de Ali Tünözlü Hacı Dursun Efendi vardı. Şimdi ben Hacı Dursun Efendi, Çelekli Hacı Dursun Efendi, Efendi Hazretlerimizin hocası, hocamın hocasını biliyorum. Kendisiyle görüşmüştüm, ziyaret etmiştim. Ama Ali Tünözlü Hacı Dursun Efendi'yi ben görmedim. Benim çocukluktaki hocam ikisini de biliyordu. Dedi ki Ali Tünözlü Hacı Dursun Efendi, Çelekli Hacı Dursun Efendi'den çok daha büyük alimdi. Çok büyük alimdi. Kitapları böyle yutmuştu böyle. Hep ezberlemişti kitapları derdi. Şimdi o da ders okutuyormuş. Ali Tünözlü Hacı Dursun Efendi de ders okutuyormuş. Onların zamanında işte ahşap ev, alt tarafta bodrumda bir oda var. Dersi orada okutuyorlar. Evi de üst tarafta ama ahşaptan böyle. Döşemeler ahşaptan. Aşağıdaki ses yukarıya, yukarıdaki ses aşağıya iniyor yani. Beton değil. Şimdi Hacı Dursun Efendi, yani bizim bildiğimiz Hacı Dursun Efendi'den daha da alim olan Ali Tünözlü Hacı Dursun Efendi yukarıda şimdi. Eşiyle tartışıyor. Aşağıdakiler duyuyor onu. Şimdi eşine bir ufak bir fırça mı atmış, ne yapmışsa, eşi ona demiş ki, hanımı demiş ki ona, hey esi çise, bu Rumcadır. Yani manası şu yani, sen de adam mısın yani? Sen de adam mısın? Allah ona da rahmet eylesin, ikisine de rahmet eylesin. Şunu için bunu söyledim. Bazen biz eşlerimiz adam yerine koymuyor. Sen de kimsin diyor. Çocuğumuz adam yerine koymuyor. Damadımız adam yerine koymuyor. İcabında öyle oluyor. Arkadaşımız yıllarca beslediğimiz belki elemanımız bile bazen bizi adam yerine koymayabiliyor. Ama biz Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine kendimizi sevdirdiğimiz zaman Cenab-ı Hak bizi öyle adam yerine koyuyor ki meleklerin başını çağırıyor. Cebrail Aleyhisselam'a falanca kulunu ben sevdim. Sen de sev bakayım. Ben de sevdim ya Rabbi. Bütün melekleri çağır, onlara da talimat ver. Bütün gökteki melekleri talimat verir. Falan oğlu filan ismen bilirler. Allah Teala sevdi, bana da sevmemi emretti, siz de sevin der. Aman Allah'ım. Esi çise yok burada hiç. Burada esi çise yok işte. Melekler onu tanıyorlar. Sonra yeryüzündeki iyi insanların gönlüne onun sevgisi yerleştirilir. Yeryüzündeki iyi insanların gönlüne onun sevgisi yerleştirilir. Bunu ben çok basit olarak örneğini veriyorum. Mevlana Hazretleri'ni sever misiniz? Nereden tanıyorsunuz ki? Nereden geldi size? Yani ev mi yaptı size? Araba mı verdi size? Yemek mi verdi size? Nereden tanıyorsunuz? Niye seviyorsunuz ki? Allah sevince bakın nasıl sevdiriyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendi bizi seviyor musunuz? Seviyorsunuz. Babamız gibi severiz. Daha fazla da severiz. Niye sevdik ki? Ne yaptı ki bize? Akraba değiliz, çocuğu değiliz, torunu değiliz. Aynı sülaleden değiliz. Allah sevdi, sevdirdi. Bize kadar da gönderdi bunun sevgisini. Evet. Şimdi fezkuruni kullarım, siz beni görmezlikten gelmeyin. Beni yok saymayın asla. Beni hatırlayın, beni zikredin. Eğer bunu yaparsanız siz karlı çıkarsınız. Benim size ihtiyacım yok. Sizin bana ihtiyacınız var. Siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim. Eğer siz beni bir tek başına zikrederseniz ben de sizi tek başıma zikrederim. Eğer siz beni efendim bir cemaat içerisinde zikrederseniz ben de daha hayırlı bir cemaat içerisinde sizi zikrederim buyuruyor. Veşkuruli, bana şükredin kullarım. Ve la tekfurun, sakın bana karşı nankörlük yapmayın. Yani beni zikrettiğiniz zaman, hatırladığınız zaman verdiğim nimetleri göz önüne getirmiş olacaksınız. Bu nimetlerden dolayı bana şükredeceksiniz. Bana şükredin, sakın ha nankörlük yapmayın. Yani verdiğim nimetleri sanki ben vermemişim gibi hareket edemezsiniz. Neyi ver? Benden başka bir damla su kimseden alabilir misiniz ki? Sabahleyin sofraya oturduğumuz zaman yediğimiz kahvaltıdaki her maddesi Allah'ın yarattığı değil midir? Öğlende yediğimiz, akşamda yediğimiz, gündüz içtiğimiz her şey Allah'ın değil midir? Biraz önce ifade ettiğim gibi havayı teneffüs ederken içerisinde oksijen vardır. Kanımızı temizliyor, ciğerlerimizi temizliyor. O oksijeni kim koydu? Şimdi doğalgaz kullanıyoruz. Ver fatura. Fatura aybaşı gelince fatura geliyor kapıya. Bir ödeme yapıyoruz. Su kullanıyoruz, fatura geliyor. Elektrik kullanıyoruz, fatura geliyor. Peki oksijen kullanıyoruz. Hem de doğalgazı hep kullanmıyoruz. Kışın biraz fazla kullanıyoruz. Yazın sadece
Yemekte kullanıyoruz değil mi? Ama oksijeni 24 saat yatarken de kalkarken de kullanıyoruz yani. Sonuçta bu oksijenin bir faturası olmayacak mı? Ya bunun faturası nedir? Paraya taalluk eden bir fatura değildir. Allah'ı görmezlikten gelmeyecek insan. Bu nimeti görmezlikten gelmeyecek. Kıymetli dostlar, malumunuzdur ki İbrahim Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu "Leyin şekertüm leezinennekum ve leyin kefertüm inne azabile şedid" buyurur. Yani kullarım, eğer siz verdiğim nimetlere şükrederseniz kesinlikle verdiğim nimetleri artıracağım. Ama nankörlük yaparsanız azabım çok şiddetlidir diyor. Bu ayet-i kerime bize şükreden insan şükrettiği zaman bu şükrün menfaati sadece kendisine dönmüş olur. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak bir verdi, biz şükredersek o bir 10 olacaktır, 20 olacaktır, 100 olacaktır. Dolayısıyla biz istifade etmiş olacağız. Eğer nankörlük yaparsak o zaman Cenab-ı Hak azabım şiddetlidir der. Şöyle bir büyüklerimizin tespiti var. Allah Celle Celaluhu kulları imtihan eder, varlıkla darlıkla imtihan eder. Eğer Cenab-ı Hak imtihan için bir kulun elinden nimeti alırsa, arabasını aldı diyelim, evini aldı imtihan için. Kul sabrederse Cenab-ı Hak daha iyisini verir kendisine, daha kıymetlisini verir kendisine. Ama Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir nimeti kulun elinden nankörlüğü sebebiyle aldıysa kolay kolay bir daha vermez ona. Tekrar ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın nimeti elden almasının iki sebebi olur. Bir, imtihan için alır. Kul velenebluvenneküm bir şeyin minel hafif, bu okunan ayet-i kerimelerde de vardı. Biz sizi imtihan edeceğiz Mevla buyuruyor. Elinizdeki bazı nimetleri alacağız. Sabredenlere müjde ver. Cenab-ı Hak imtihan için nimeti elimizden aldı. Biz sabrettik, kazandık. Cenab-ı Hak hem dünyada hem ahirette bize daha fazlasını verir. Ama Mevla'nın elimizdeki nimeti bir başka alış şekli var. Nankörlük yaptık diye almış olma şekli var. Kıymetini bilmedik diye alma şekli var. Onu kolay kolay bize vermez. Onun çok canlı bir örneğini size vereyim. Şimdi Osmanlı'da bir hilafet vardı. 7 kıtada at oynatıyorduk. Dünyada bizim sözümüz geçiyordu. Ama sonra ne oldu? Öyle bir algı operasyonu yapıldı ki o algı operasyonuyla bizdeki hocalar bile halife gitsin, halife gitsin, halife gitsin demeye başlamışlardı. Meşhur bildiğiniz, ismini söylesem öyle mi diyeceğiniz insanlar bile algı operasyonu neticesinde öyle söylediler. Yani hilafetin kıymetini bilmedik. Gitti mi elden? Gitti. Suriye gitti, Irak gitti, Arabistan gitti, gitti, her taraf gitti. Bir avuç insan, işte iki kıtana bir avuç yer kaldı bize. Bunu da şimdi tahammül edemiyorlar. Kürtleri, Türkleri bölmek istiyorlar. Buna da tahammül edemiyorlar. Bir avuç Yunanistan'a bizi köle yapmak istiyorlar. Velhasıl kaç sene oldu saltanatın gittiği, hilafetin gittiği? Neredeyse yüzdesi, 100 seneden fazladır. Yani kolay kolay ne yapamıyoruz bir daha? Biz bunu alamıyoruz. Nimetin elden çıkmasının iki sebebi var. Bir imtihan sebebiyle olur, bir de nankörlük sebebiyle olur. Eğer nankörlük sebebiyle alınırsa bir daha kolay kolay verilmez. Sanki Allah muhafaza bizim bu elimizden çıkan nimet nankörlük sebebiyle çıkmışa benziyor. Rabbim sebeplerini halk eylesin. Yeniden İslam alemini öncü olmaya bizleri muvaffak eylesin. Burasını da geçiyorum kıymetli dostlar. Bir ayet daha okuyarak dersimi bitireyim. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler. İsta'inu bis sabri ve salam. Siz hani her namazda ne diyorsunuz? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyorsunuz. Allah'ım ancak ibadeti ancak sana yaparız ve ancak senden yardım isteriz diyorsun ya. Şimdi ben de size nasıl yardım isteyeceğinizi öğreteyim. Ne için yardım istiyorsun? Eşinin salahı için mi? İşinin düzelmesi için mi? Ülkenin düzelmesi için mi? Ne için yardım istiyorsun? İmanımız için isteriz, salih amellerimiz için isteriz, çocuklarımızın salahı için isteriz. Dünyevi ve uhrevi bütün işlerimizde yardımı ancak Allah'tan isteyebiliriz. Zaten namazda da onu söz veriyoruz. Ve iyyâke nestaîn, ancak senden yardım isteriz. Dünya işlerinde, ahiret işlerinde. Peki kullarım, şimdi benden istemeniz gereken yardımı nasıl isteyeceksiniz? Ben size şeklini söyleyeyim. Birincisi, biz sabırız. Sabırsız benden yardım isterseniz bu olmaz. Sadece istemiş olursunuz. Alamazsınız benden yardım. İkincisi, ve salâ, namaz ve dua. Allah-u Teala'dan yardım istemenin iki tane önemli ayağı vardır. Birisi sabırdır, birisi namazdır. Nasıl ki bir insan yolda seyrederken iki ayağıyla seyrediyor. Efendim, bu iki ayaktan birisi olmazsa ne olmuyor? Yürüme doğru olmuyor. İkisi olmazsa o zaman kütürüm oluyor.
Allah'tan yardım isteyen insanda bir sabır olmalı, iki namaz olmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığı zaman hemen abdest alır namaza dururdu. Namazla Cenab-ı Hak'tan yardım isterdi. Namazdan sonra dua ederdi. Cenab-ı Hak'tan yardım isterdi. Şimdi kıymetli dostlar, el eşya-u merhunetun bi evkatiha diye bir kural vardır. Anlamı nedir? Anlamı, yani her şeyin bir vakti saati var. Ne zaman olduğunu Allah bilir, biz bilmeyiz. Mesela güneş kaçta doğacak, onu Allah ayarlamıştır. Doğru mu? Güneşin kaçta doğacağını ayarlamak öyle kolay bir iş değildir. Bize bıraksa biz ayarlayabilir miyiz onu? Bütün dünya bir araya gelse ayarlayabilir mi? Ayarlayamaz. Biz ne yaparız? Saati elimize alırız. Bir saat ileri, bir saat geri. İleri saat uygulaması, geri saat uygulaması. Elimizde olan o. Ya ama güneşe ayar veremeyiz biz. Dünyada ayar veremeyiz. Şimdi şunu soracağım. Sizce güneşi ayarlayan, güneşe ayar çeken, dünyaya ayar çeken, ayar çeken Allah Celle Celaluhu bu ayarı çok inceden çekmiş mi? Dâlike takdirul azizil alim. Aziz ve alim olan Allah çok ince bir ayar çekmiştir. Dakika şaşmıyor. Güneşin batması, doğması hepsi. Peki güneşe bu ayarı veren Allah Celle Celaluhu senin işine de benim işine de bir ayar vermiştir. Onu sen bilmiyorsun, ben bilmiyorum. Sen bilmiyorsun, ben bilmiyorum. O sıkıntının kalkması için ona Cenab-ı Hak bir vakit tayin etti mi? Güneşin doğmasına bir vakit tayin ettiği gibi. Güneşin batmasına bir vakit tayin ettiği gibi. Seninkine de bir vakit tayin etmiştir. Sana düşen, bana düşen nedir? Dua edeceğiz. Biz Cenab-ı Hak bir de sabır edeceğiz. Sabır nedir? Ya Rabbi ben bu belanın kalkmasını istiyorum. Veya bu güzellik neticeye ulaşmak istiyorum. Allah'ım en hayırlısını bana nasip eyle. Bu şekilde biz dua edeceğiz. Olan neyse ona rıza göstereceğiz. Yani ben istedim ama bana Cenab-ı Hak duamı kabul etmedi, duamı yerine getirmedi, beni adam yerine koymadı dersek bu olmaz. Çünkü ne zaman kabul edileceğini, nasıl kabul edileceğini en iyi bilen kimdir? Güneşin doğuşunu, batışını ayarlayan Allah senin de sıkıntını ayarlamıştır. Saati gelince çalacaktır. Biz ne yapıyoruz? Telefonu kuruyoruz şu falanca saate. Daha önce çalmıyor, daha sonra da çalmıyor. Kaça kurduysak o saat gelince ne oluyor? Çalıyor. Allah Celle Celaluhu senin sıkıntını da bir saate bağlamıştır. Sen yalvarmaya devam et, bir de sabretmeye devam et. İkisine devam edersen imtihanı kazanmış olursun. Eğer sabır ve namaz ikisiyle beraber Cenab-ı Hak'tan yardım istersek, yardımı doğru istediğimizi, usulüne uygun şekilde yardım istediğimizi, dolayısıyla Cenab-ı Hak yardım edeceğini bize vaat ediyor. En önemlisi sabredersek iki tane büyük mükafat var. Bunlardan birisi innallâhe me'as-sâbirîn. Allah sabredenlerle beraberdir. Yani ben sabrettiğim zaman Allah benimle beraberdir. Bu benim için en büyük nimet, en büyük devlettir. Rabbim daima bizi kendisiyle beraber olanlardan eylesin. İkincisi innemâ yuveffe's-sâbirûne ecrehum bighayri hisâb. Yani sabredenler mükafatlarını sonsuz bir şekilde alacaklardır. Yani her insan yaptığı amelin karşılığını ölçülü bir şekilde alır ama sabredenlere Allah ölçüsüz bir şekilde mükafat verir. Yani diyelim ki bir namaz kıldım, bunun mükafatı atıyorum diyelim ki 100'dür. Ama sabrettiğin zaman bir belaya, bir musibete sabrettiğin zaman bunun mükafatı 100'le, 1000'le ifade edilmez. Onu Allah bilir. İnnemâ yuveffe's-sâbirûne ecrehum bighayri hisâb. Hesapsız bir ecir, ücret, mükafat söz konusudur. Kıymetli dostlar, bu kadar ayeti kerimelerle iktifa etmiş olayım. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri bu ayeti kerimelerden alınması gereken dersi almaya her birimizi muvaffak eylesin. Amin. Daima sıkıntılar karşısında dua ile sabırla kendisinden yardım istemeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Aile olarak, şahıs olarak, iş yeri olarak, ülke olarak, millet olarak karşı karşıya kaldığımız her türlü sıkıntıyı Rabbim rahmetiyle def'u raf'u izale eylesin. Amin. Sabrederek, dua ederek, namaz kılarak bu sıkıntıların altından kalkabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Amin. Çocuklarımızı hayırlı eylesin. Amin. Eşlerimizi hayırlı eylesin. Amin. İşlerimizi bereketli eylesin. Amin. Kalbimizi aşkıyla, muhabbetiyle tenvir-i ihya eylesin. Amin. İşimizdeki sıkıntıları, darlıkları, üzüntüleri, kederleri Rabbim rahmetiyle izale eylesin. Amin. Rabbim
bize kötülük murad edenlere fırsat vermesin. Amin. Rabbim bize kötülük murad edenlere fırsat vermesin. Amin. Rabbim bizi daima iyi insanlarla buluştursun. Amin. İyi amellerle buluştursun. Amin. İyileri sevdirsin. Amin. İyilere sevdirsin. Amin. İyilerle beraber haşreylesin. Amin. Yüce Rabbim İstanbul'umuzu, güzel İstanbul'umuzu, şerefli İstanbul'umuzu ve kıymetli ülkemizi semavi ve arzı afetlerden muhafaza eylesin. Amin. Rabbim ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, her birimizin bütün geçmişlerimizin ervahı için, hayırların fethi şerlerin defu rafu izalesi için, bu deprem felaketinin en kısa zamanda yaralarının sarılması için, hastalarının şifaya bulması için ve benzeri semavi ve arzı afetlerin de bertaraf olması için Allah rızası için El Fatiha.